ki neler söylüyorsunuz, neler söyleyeceksiniz, oylarınız kime? Oyum HDP'dir. Ben HDP vereceğim. HDP şimdi kapatılma davasından dolayı Yeşil Sol Parti olarak seçimlere gireceğim. Kimse o nerede versin ben ona vereceğim. Çünkü ben neyim, ben oyumu kendime veriyorum. Ben kimse vermiyorum. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri olacak. Seçimlere ilişkin görüşleriniz nelerdir? Hangi partiye oy vermek istiyorsunuz? Ya ben HDP odaklı düşündüğüm için HDP'nin açıklamalarına göre... HDP kapatılma davasından dolayı şimdi Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girecek. Oradan ilerlemeyi düşünüyorum. Yani HDP başı hani isim değişir ama içerik değişmez benim bakış açıma göre. Hani Yeşil Sol Parti yolundan ilerlemeyi düşünüyorum. Onların açıklamasına göre de Cumhurbaşkanlığı adayımı onlara kullanacağım. Kemal Kılıçdaroğlu'na. Siz oyunuzu hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz? Ben CHP'ye vereceğim. Peki milletvekilleri seçimleri için? CHP'ye vereceğim. HDP Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girecek. Yeşil Sol Parti. Evet. Neden? Öyle düşüncelerim ona daha yatkın ve evet, daha iyi. Kadın hakları. Aynen, kadın hakları. Teşekkürler. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla ben kendime vereceğim. Ben HDP'liyim. Peki HDP kapatılma davasından dolayı Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girecek. Ne düşünüyorsunuz? Valla ne diyebilirim ki? Yani ben HDP'liyim, ben HDP'ye vereceğim. O kadar. Teşekkürler. CHP. CHP oy vermeyi düşünüyorum. Bugün sefer... Neden? Farklılık olsun. Her zaman hani şu şekil. Bir parti fazlaca kaldığı zaman işler başka şekle kayıyor. Değişsin bu sefer. Farklı. Peki milletvekilleri seçimleri için de tercihiniz aynı partiden yana mı? Yok, hayır. HDP olacak. Peki HDP kapatılma davasından dolayı Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girecek. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani çok üstünde düşündüğüm bir konu yok ama eğer orada bir şey yapıyorsa orada Yeşil Sol Parti'ye atırız. Teşekkürler. Partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz. Valla hakkımızda hayırlısı neyse Allah onu versin. Ben hakkımızda hayırlı olan nedir mesela? Hangi partiye oy vereceğim? CHP. Peki milletvekilleri seçimleri için hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz? HDP vereceğiz. HDP kapatılma davasından dolayı Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girecek. Ona vereceğiz. Nereye giderse ona veririz. Teşekkürler. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için neler düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, Yeşil Sol Parti. Neden Yeşil Sol Parti? Yani kendi partimiz. 2023 seçimlerine ilişkin neler düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bu seçimde bir oyumuz Yeşil Sol Parti'ye, bir oyumuz da Kılıçdaroğlu'na gidecek. HDP'nin seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceğini biliyoruz. Yine biz Kürt halkı olarak seçimlerde oyumuzu Yeşil Sol Parti üzerinden kullanacağız. O şekilde Cumhurbaşkanı seçiminde de Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Yani biz ailecek öyle. Peki genç olarak bu seçimlere ilişkin neler düşünüyorsunuz yani? Yani Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin bu seçimlerdeki gençler üzerindeki vaatlerini beğeniyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oyum ondan yana olacak. Tekrardan parti seçiminde de Yeşil Sol Parti üzerinden olabildiğince vekil kazandırmaya çalışacağız TBMM'yi. Sinir rüzgarı devam ediyor. Bildiğiniz üzere HDP geleneği kapatma davasına yakın olduğu için Yeşiller Sol Partisi ile seçime girecek. Kısa iki gün önce yapılan büro açılışına da Van halkı aslında 14 Mayıs'ta kararını vermiştir. Mevcut AKP-MHP iktidarından yani Kürt düşmanlığı politikası üzerinden ve mevcut eden yolsuzluk bu düzen üzerinden artık halkın herhangi bir umudu yoktur. Bu yönden 14 Mayıs'ta Van halkı Yeşiller Sol Partisi üzerinden Van'da milletvekili seçimlerinden büyük bir destek sunacağından eminiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığında da zaten şu an bu konuda vermiş olduğumuz partimizin de vermiş olduğu bir karar var. Bu yönde kaybetmeye yönelik mevcut iktidarın karşısında olan adaya bu yönde Van halkının oy vereceğini düşünüyoruz aslında. Peki neden Yeşil Sol Parti? Neden Yeşil Sol Parti? Zaten Yeşil Sol Parti geleneğinin yaklaşık olarak 90'lardan beri Kürt halkını temsil eden bir siyasi geçmişi var. HEP'ten HDP geleneği bugün Yeşil Sol Parti ile sürekli parti kapatmalarıyla göz önüne geliyor ama bu bir kurtuluş değil. Yani Kürt halkının bu yönde parlamentoda 90'lardan beri temsiliyeti olduğu için 2023 seçimlerinde de kapatma davası olmasına ihtimaline HDP
Partimizin bu yönde vermiş olduğu karar gayet yerindedir. Kapatılma davasına ilişkin öncesinden Yeşiller Sol Partisi ile seçime girilmesi uygundur. Halk tarafından da zaten bizler sürekli olarak partilerin kapatılmasıyla karşı karşıya olduğumuz için halkımızın bu yönde de duyarlılığı var. Yani aslında ideoloji, taban, bu yöndeki politikalar her anlamda aynı iken sadece bir değişiklik oluyor. Partimizin tabelası değişiyor. Değişen farklı hiçbir şey olmuyor. Teşekkürler. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin neler düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Milletvekilinden HDP vereceğiz. Cumhurbaşkanı seçiminde CHP vereceğiz. Peki HDP kapatılma davasından dolayı seçimlere Yeşil Sol Parti olarak girecek. Evet, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun hakkında yani Yeşil Sur Partisi zaten bir hafta kala HDP kapatacak. Bu sefer partisiz girecekti mecburen. Yeşil Sur Parti olarak girmek zorunda kaldık. Onlar da planı devreye koymadı, biz bıraktık. Valla 20 yıllık iktidarlık sürecinde yani bize çektirmedik, acı bırakmadı. Hem ekonomik hem de yani sosyal olarak. Şu an gençlerin gerçekten de morali bozuk yani, adamlar hiçbir şeye konsantre olamıyorlar. Yani dersine mi odaklansın ya da ekonomiyi mi takip etsin? Oyunuzu kime vereceksin? Bak şu anda ben 20 yaşında bir gencim. Yani benim bunları konuşmama gerek yok gerçekten. Hani gündemi, ekonomiyi, onu bunu konuşmama gerek yok. Benim şu an eğlenmem gerekiyordu. Yaşımın gereği oysa ki biz ekonomiden onu yapmam lazım, eğlenmem lazım. Ama şu an ben hangi partiye oy vereceğimi, kime aday belirleyeceğimi düşünüyorum bunu. Bu gerçekten bana yapılan büyük bir haksızlık. Bunun için ben yani kendim şahsi düşüncem AK Parti'ye kesinlikle vermiyorum. Yapacak bir şey yok. Yani kime vereceksin? Yani bu partileri tercih etmiyorsunuz. Peki hangi partiyi düşünüyorsun? Vallahi kendim şu an HDP gençliği. HDP gençliği. Hani HDP Yeşil Sol Parti olsa ne sol partiye verecek? Aynen öyle. Şu an aday, HDP bir aday belirleseydi ona verecek. Peki milletvekilleri seçimleri için hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz? Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti. Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ya şimdi şöyle bir şey. Ben partimi dile getirmek istemiyorum. Çünkü benim partim yer almıyor. HDP'ciyim ben. Sonuna kadar. Siz hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünüyorum. Peki milletvekili seçimlerinde? Ona henüz karar vermedim. Ama yani AK Parti olmayacağı kesin.